Merhabalar sevgili izleyiciler, analiz programına hoş geldiniz. Efendim bugün Rida İnsani Yardım Derneği'nden konukları ağırlıyoruz. Rida Der Başkanı Mehmet Şahin ve Rida Der Başkan Yardımcısı Tamer Kalender Beyefendiler program konuklarım. Sizler de haberlerden duymuş olmalısınız. Merkezi Konya'da bulunan Rida Der ekibi Kenya'ya gitmişlerdi. Burada gözaltına alındı 5 kişilik bir ekip. Neler yaşandı bu gözaltı süresince bunları konuşacağız program konuklarımızla. Bunun dışında tabii ki derneğin yardım faaliyetlerinden de bahsedeceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun demek istiyorum. Maalesef bu talihsiz olayı yaşadınız. Tabii merak ediyoruz ayrıntıları bizler de. Kenya'ya ve Sudan'a iki grup halinde yardımda bulunmak üzere, kurban yardımlarını bulundurmak üzere gittiniz. Ancak böyle bir olay yaşandı. Dilerseniz bu olay nasıl yaşandı? Mehmet Bey sizle başlayalım. O olayın asıl şahidi Tamer Bey. Tamer Bey'den de ayrıntıları alalım. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz bizi buraya konuk ettiğiniz için. Rida Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği olarak Konya merkezli bir derneğimiz. Merkezimizde de yetimleri alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl kurban çalışmalarını 3 bölgede yapmayı planladık. Bu bölgelerden birisi Darfur, Sudan'ın Darfur bölgesi, Kenya'daki Dadaab kampı ve Kakuma kampı. Bu bölgelere kurban faaliyetlerinde ve yanında sünnet programımız var, su kuyuları projemiz var ve yetimleri giydirme projeleriyle gittik ve bu projelerin hepsini çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Ayrıntıları konuşalım. Tabii ayrıntıları ve dönüşte de bu olay başımıza geldi. Gayet güzel bir şekilde bir organizasyon gerçekleştirdik. Tabii bu şeylerde Afrika'ya gidişlerde, gelişlerde mutlaka sıkıntılar var. Yani Afrika'nın kendi genelinde bu tarz sıkıntılar var. Bu sıkıntılara da bizler gittiğimizde dikkat ediyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama maalesef başımıza bazen bu tarz sıkıntılar gelebiliyor. Kakuma ve Dadaab'taki olaydan sonra da dönüşte Garissa bölgesinde böyle bir sıkıntı başımıza geldi. Sadece fotoğraf çekmeyle alakalı bir sıkıntıydı bu. Tabii bu olayın şahidi Tamer Kalender abimiz. İsterseniz Tamer Bey'le bu konuya başlayalım. Evet. Daha sonra diğer bölgelerde de yapılan çalışmalardan ayrıntılı bir şekilde konuşalım de bahsederiz efendim. Kısaca. Evet Tamer Bey, siz o tutuklanan grubun aslında başındaydınız ve belki siz de tutuklanabilirdiniz. Ancak bir şekilde kurtuldunuz. Ayrıntıları sizden dinleyelim efendim. Neler oldu, neler yaşandı? Aslında bir gün önceden belliydi bir sıkıntının olduğunu. Bizim bölgedeki çalıştığımız yardım kuruluşlarında partner olarak çalıştığımız Türkiye'de okumuş Türkler var. O bölgede yaşayan Müslümanlar var. Onlar yeni bir polis şefinin atandığını ve sürekli sıkıntı çıktığını söylüyorlardı zaten. Biz de bunu yaşadık. Şehrin girişinde bizi durdurdular. Oysa ki aracımızda iki tane asker vardı. Güvenlik görevlisi de vardı. Ama onları da dinlemediler. Üç aracımızı durdurdular. Ve araçlara şehre girmemize müsaade etmediler. Bir saat gibi bir süre sonra tamam araçlar burada dursun siz gidin dediler. Sanki suçlu araçlarmış gibi. Bizi orada bıraktılar. Allah'tan Garissa'dan şey çağırdık. Taksi çağırdık. Taksilere bindik gittik. Ertesi gün sabah da arkadaşlar gittiler araçları getirdiler. Bir sıkıntı olduğu belliydi zaten. Bir gün sonra bizim Garissa'da bir yetimhanemiz var. Orada 50 tane çocuğumuz var. Yetimhanemize gittik. Orada ziyaretlerimizde bulunduk. Bir gün sonra akşama doğru saat 6'da Garissa'dan çıkmak üzere yola çıktık. Orada Tanariba nehri var. Doğal bir sınır bu nehir. Nehri geçtik, kontrol noktasını geçtik. İleride durduk. Çünkü ikinci aracımız, doktorlarımızın bulunduğu, sünnet yapan aracımız arkadan gelecekti. Onlar yol çok uzun olduğu için bir akaryakıt ikmali yapmak istediler. Biz onları beklerken, tabii biraz uzun sürdü. Arkadaşlarımız aşağıya indiler. İşte güneşin batış anına dek geldi. Sürekli güneşin batış fotoğraflarını çekmeye başladılar. Ağaçlarda iri kuşlar var. Tabii Afrika çok farklı bir yer. Doğa. Evet. Yani sürekli fotoğraf çekmeye başladılar. O arada bir bisikletli birisi geldi. Niye fotoğraf çekiyorsunuz dedi. Bizim tercümanımız Kenyalı kardeşimiz var. Bir tane eczacılık mezunu.
O biraz ona sert davrandı. Yani niye çekmeyelim? Bir problem yok ki. Fotoğraf çekmek yasak mı? Gibisinden bir şeyler söyledi. Polis miydi o bisikletli kişi? Hayır, o papazmış. Biz sonradan onu fark ettik. Yani sonradan duyduk papaz olduğunu. Öğrendiniz. Meğer o fotoğraf çekilen yerin alt tarafında bir tane kilise varmış. Ama fotoğrafların hiçbirisinde kilise gözükmüyor. Hatta fotoğraflara da baktılar. Bir tanesinde hafif süllet olarak hafif bir şey gözüküyor. Yani bir bina, ne bir çan resmi var ne bir haç resmi var. Yani orayı kilise olduğunu bilmeyen birisinin orası, yani bilmesi Fotoğraftan mümkün değil bakarak yani. anlaması Mümkün mümkün değil. değil. Zaten fotoğraflarda 15 tane falan kare var. Hepsi güneşin farklı şeyini biraz aşağıdan çekmiş bir tanesinde, biraz yukarıdan Farklı çekmiş. açılardan. Tabii o papaz olunca birden sivil polisler geldi. Polis olduklarını söylediler. Sonra askerler geldi. Bir şey yok, fotoğraflara baktılar, bir şey yok. Sadece dediler, şeylerinizi alacağız. Pasaportların fotokopilerini alacağız dediler. Bizi karşı tarafa geçirmek istediler ama orada partner kuruluşumuzda bulunan Abdurrezzak Varfa diye bir kardeşimiz var. ODTÜ mimarlık mezunu. Karşıya geçmemizi istemedi. Bizi burada tutuklayın, tutuklayacaksanız dedi. Çünkü karşı taraf başka bir vilayete ait. Eğer karşıya bizi geçirirseniz biz artık çözümsüz bir hale gelir. Bir taraf tutuklamış, bir tarafta mesela Konya'da tutuklanıyorsunuz, Ankara Emniyetine teslim ediyorsunuz gibi bir durum oluşuyor. Geçmek istemedi ama yok yok bir şey yok dediler. Sadece şeyinizi alacağız, fotokopilerinizi alacağız. Ama karşıya geçince öyle olmadı tabii. Yani geçer geçmez. Bir de bu arada fotoğraf bizim araçta çekildi. Arkadan gelen araç tam bu esnada geldi. Hatta hiç durmadan U dönüşü yapıp o da döndü. Bizi polis karakoluna götürdüler. Arkadaki aracın hiçbir şeyden haberi yok. Bizi polis karakoluna götürdüler. O araç polis karakolunun kapısının tam önünde durdu. Bizim şoför de biraz ileride durdu. Bahçeye doğru durdu. Biz şimdi sadece fotokopi alınıp gidecek diye beklerken bir baktık arkadaki aracın hepsini tutuklamışlar. İnen içeri almışlar. Bizi de dışarıda olduğumuz için bizi fark etmemişler. Tercüman arkadaş geldi. Abi inenin hepsini içeri aldılar dedi. Biraz sonra biz de indik. Bize dediler siz gidin. Yani hatta uçak biletlerimizi göstermiştik. Hatta siz dediler Nairobi'ye gidin. Ülkenize dönün. Biz dedik arkadaşlarımızı bırakıp bir yere gitmeyiz. O zaman dediler burada duramazsınız. Bizi de polis karakolunun da dışına çıkarttılar. Tabii biz hemen elçiliğimizi aradık. İçimizde gazeteci arkadaşlar vardı. Konya Televizyonu'ndan ekipler vardı. Sizin dışarıda kalmanız da bir nevi hayırlı olmuş Evet, arkadaşların kesinlikle kurtulması için kesinlikle çünkü öyle oldu. çalışmışsınız. Çünkü biz hem ailelere ulaştık, arkadaşların ailelerine ulaştık bir problem yok diye. Hem de hem dışişlerine, elçiliğimize ve işte devletimizin diğer birimlerine kime ulaşabilirsek ulaştık ve büyük bir telefon trafiği oluştu. Ve elçilik derhal müdahale etti. Ama akşam olması hasebiyle ve işte orada muhatabın Türkiye'deki bir devlet anlayışı yok tabii. Yani bir türlü biz hemen girer girmez arkadaşları çıkaramadık. Hatta elçimiz panik yapmayın, işte çok fazla şey yapmayın, üzülmeyin, sıkıntıya girmeyin. Hem başbakanım benden şu andan telefon bekliyor. Hem Dışişleri Bakanım benden telefon bekliyor. Devlet olarak bu işin arkasındayız. Fakat ben valiye ulaşamıyorum. Ama ulaşır ulaşmaz sizi çözeceğiz, bu işi halledeceğiz. Meraklanmayın diye sürekli bizi aradılar ve bize şey yaptılar, Telkin ettiler. bu şeyi telkin ettiler. Tabii ertesi gün arkadaşları çıkarttılar. Hatta oradaki polislerin bir kısmı özür dilediler. Sorguya aldılar ama sanki bizim arkadaşlar onları sorguladı. Polisler çok mahcuptu. Ama polislerin içerisinde de böyle belli yani birkaç polis var. Onlar sıkıntılı ve ters davranıyorlar. Hatta arkadaşlar namaz kılmaya kalkınca sopalarla falan şey yapmışlar. Silahlı askerler falan çağırmışlar. Bizim ekiple beraber şoförü de tutuklamışlardı. Hristiyan bir şoförümüz vardı. Sopalarla falan gelince bizim Hristiyan şoför perde olmuş askerlere. Siz ne yapıyorsunuz? Yani bu insanlarla ben kaç gündür beraberim. Bu insanlar iyilikten başka bir şey yapmadı. Bundan sonra bu insanlar ibadet ediyorlar. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diye. Yani Hristiyan şoförümüz bile
Bu yapılanlara tahammül edemedi ve tepki gösterdi. Peki nasıl bir ortamda tutulmuşlar? Ortam çok kötüydü. Bende fotoğrafları falan var. Bir hücre, 12-13 metrekarelik bir hücre. Yani çok, zaten çok pis bir koku var. Ve korkunç bir sinek var dediler. Bizde sinek ilaçları falan vardı ama hiçbirisi fayda etmedi dediler. Yani yemek, su gibi bir takım ihtiyaçları karşılanmak gibi bir durum. Tutuklandığımızı duyurur duyurmaz Garissa'nın belediye başkanı geldi. Müslüman bir yer Garissa. Rica etti. Bir hasır falan getirdiler. Bizim arkadaşlar içeriden dışarı aldılar. Ve yiyecek ve su götürmeye başladık biz. O birazcık rahatlık verdi. Tabi bu Hristiyan şoförümüz bizim arkadaşlar rahat etsin diye orada kalmamış. Başka bir yerde, çok kötü bir yerde kalmış. Onların moralini düzeltmeye çalışmış. Hatta üzüntülü oldukları için gülüyormuş, gülün diyormuş. Arkadaşların moralleri iyiydi. Özellikle bu dışarı çıktıktan sonra çok büyük bir rahatlık oldu. Çünkü içeride çok kötü bir ortam var. Tabii siz konuştunuz. İlk etapta bir korku, endişe duydular mı? Acaba kurtulamaz mıyız veya başımıza bir şey mi gelir gibi endişelenmişler mi? Yani moralleri çok yüksekti. İşte biz şeyi aktardık. Büyükelçinin, Sayın Dışişleri Bakanımızın, tabii biz onlarla konuşuyorduk. Öyle bir şey arkadaşlarda ben sezinlemedim. Sadece üzüntüleri, aileleri, eşleri ve onların annelerinin, anneleri bilmeleri. Mesela telefonda çok üzülmüşler, eşleri üzülmüş. Sadece kendileri için üzülen insanlar için üzülüyorlardı. Yoksa en ufak bir şey göstermediler. Yani gayet metanetli ve moralleri yüksekti. Peki o bölgede şimdi fotoğraf çektiğiniz için tutuklandınız dediniz. Fotoğraf çekmenin yasak olduğuna dair herhangi bir şey var mı? Veya yasak bir bölgeye mi girdiniz? Şöyle de söyleyebilirim. Orada yasak bölgeler, tutuklanmaya sebep olacak bölgeler var mı? Bizim zaten şoförümüzün o kişiye, o papaza ters davranma sebebi de bu. Yani çünkü yol üstünde gidiyoruz, yolun kenarına durduk. Öyle bir şey yok. Herhangi bir fotoğraf çekilmesine bir işaret yok, herhangi bir böyle bir yasak yok. Yani o Kenyalı olduğu için biliyor, böyle bir yasak yok diyor. Burası bir yasak bölge değil diyor, şehrin kenarından geçiyorsunuz. Zaten kiliseden önce bir sürü gazinolar falan var. Yani o mahalle Hristiyan mahallesi olarak orayı, Hristiyan mahallesi oluşturmaya çalışıyormuş orada devlet. Gazinolar var, eğlence merkezleri var, böyle küçük küçük tabii, gazino derken çok şey anlaşılmasın. O tip Hristiyan mahallesinin olduğu şeyler var. Yani herhangi bir fotoğraf çekilmesini yasaklayan bir levha, herhangi bir yasak ibaresi veya devletin koyduğu böyle bir yasak yok. Sizin sadece bir yasak yok. Bu yüzden zaten bizim tercüman o papaza biraz sert çıktı. Yani sana ne var burada, problem yok gibisinden. Tabii şikayet eden papaz olunca aslında tutuklanma sebebimiz de terör şüphesi olarak tutuklamışlar. Yani fotoğraf çekme diye bir şeyle tutuklanmış değiliz. Şeylere, tutanaklara böyle geçmiş. Terör şüphesi olarak geçmiş. Tabii işin aslında şu var. Geçen sene Arapları böyle bir tutuklamışlar. Bir daha hiçbir Arap gelmemiş Dadaab kampına. Zaten birkaç Türk yardım kuruluşu da bölgeyi terk etti. Biz yetim çocuklarla uğraşıyoruz ve dünyanın en zor yerlerinde çalışıyoruz. En zor yerlerinden bir tanesi burası. Yani Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre en zor bölge, Darfur bölgesi bizim ilk yetim çalışmasını başlattığımız yer. İkinci bölge olarak, hatta bu bölge Darfur'u geçti diyorlar. Bu bölgeler, yani Somali bölgeleri, Dadaab kampı. Burada çalışmak gerçekten zor. Zaten sıkıntılı bölge. Birçok yardım kuruluşu burayı terk etti. Şu anda bölgede günlük çalışan tek yardım derneği, Türk Yardım Derneği de biziz. Hatta bize de terk etmeyecek misiniz? Yani sıkıntılar var, gitmeyecek misiniz buradan dediler. Türk yardım kuruluşları da dedi. Yani biz buradan çekilemeyiz, gidemeyiz. Çünkü bizim bölgede 2000 üzerinde yetim çocuğumuz var. Bu kadar yetim biz nereye bırakıp gidelim dedik. Yani biz orada günübirlik bir yardım yapmıyoruz. Yani gidip işte bir kurban kesip gelmiyoruz veya işte 2-3 gün içerisinde büyük bir yardım organizasyonu yapıp geri dönmüyoruz veya bir doktor heyeti götürüp orada işte 3-5 gün bir sağlık taraması yapmıyoruz. Biz 365 gün 24 saat oradayız. Her gün orada medreselerimiz var, 6 tane medresemiz var, 4 tane büyük mescidimizin etrafında kümelenmiş merkezlerimiz var. Sabah erkenden yetim çocuklarımız geliyor, öğleye kadar ders görüyor. Bu derslerin içerisinde matematikten, işte Kur'an, hadis, hatta
son yapılan sınavda yetimlerimiz çok başarılı olduğu için kampın diğer yerlerinden de yetim sayımız arttı. Çünkü orada eğitim verdiğiniz eğitim bir sınavla belirleniyor. Sınav sonucu başarılı olan çocuklar ilkokul mezunu statüsüne geçiyor. Şu anda bizim medreselerimiz hem dini eğitim veriyor hem normal eğitim veriyor. Yani bizim medreselerimizden mezun olan çocuklar ilkokul diploması alma aşamasında ve kamptaki tek eğitim tesisi bunlar. Yani 650-700 bin, bir de biz onlara her gün yemek veriyoruz. Yani öğleye kadar ders veriyoruz çocuklara. 32 tane personelimiz var. Orada 32 tane hocamız var. Bu çocukların eğitim veren öğretmenlerin hepsi, öğretmenler ve hocalar bizim maaşlı elemanlarımız. Evet. Her gün yetimlerimiz buraya geliyor. Öğleye kadar ders görüyorlar. Ve ilkokul statüsünde yerler. Biz bu yetimleri bırakıp nereye gideceğiz? Yani bizim bölgeden ayrılmamız diğer yardım kuruluşlarının çekilmesi kadar kolay olmayacak. Yani biz sonuna kadar direneceğiz. Şimdi kısmen zaten Tamer Bey de değindi. O bölgede yardımda bulunmak çok zor dedik. Ve siz bu işi gönüllülerle yürütüyorsunuz. O şartlarda çalışmanın zorluğundan birazcık da sizden dinleyelim mi Mehmet Bey? Şimdi şöyle, Tamer Bey'in de söylediği gibi biz ilk çalışmamızı Darfur Niyala'da yaptık. Darfur Niyala dünyanın en kritik bölgesiydi o zaman. Şu anda Dadaab kampı, hı hı, Somali dünyanın en kritik bölgesi olarak gösteriliyor. Ve ikinci çalışmayı da burada yaptık. Yani biz zaten başlarken zora talip olarak başladık. Oradaki sıkıntıları biliyorduk. Şu anda bizim oradaki Tamer Bey'in söylediği gibi 6 medreseye çıktı sayımız. 2 mescidimiz var. Bir eğitim sistemi orada oluşturduk, kurduk ve bu çalışmamız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Ve bundan sonra da inşallah devam edecek. Hı hı. Tabii oradaki bu çalışmayı belli bir kesim istemiyor. Yani bu istemeyen kesim de tabii dış güçler olarak biz bunu görüyoruz. Çünkü bize de bunu lanse ediyorlar. Yani bir Şebab'ın uzantısı gibi bile bizi göstermeye çalıştılar. Orada bile Dadaab kampında, hı, bile bizi bir terör örgütü gibi göstermeye, evet, çalıştılar. Şimdi tabii bu tarz sıkıntılar var. Bundan sonra da olacak. Bunun için de biz TİKA'ya da bir müracaatımız oldu. TİKA Başkanı'yla da bu konuyu da görüştük. Orada TİKA'nın bayrağı altında, yani TİKA'yla, Türk Devleti'yle, Türk Devleti'nin bir kurumuyla aynı çatı altına girersek çalışmalarımızı çok daha rahat götürebileceğimizi söyledik. Kendileri de bundan çok memnun oldular. Bu yönde de çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah yakın bir zamanda da bu neticelenecek. Bu çalışma bittikten sonra da Türkiye'den diğer yardım kuruluşları bölgeye çok daha rahat gidecek ve o çatı altında onlar da çalışmalarını sürdürecekler. Ben biraz da buna yoruyorum. Yani dönüşte Garissa'nın girişinde bizim ekibimizin durdurulması ve orada eşyalarınızı indirin, artık araç girmesi yasak. Aslında öyle bir şey yok. Araç girmesi yasak diyorlar. Eşyalar indiriliyor. Bir müddet eşyaları götürmeye çalışıyorlar. Daha sonra oradaki arkadaşlar, mihmandar olan arkadaşlar telefon açıyorlar. İşte taksi çağırıyorlar oraya. Araç çağırıyorlar. Ve araçta da bizim oradaki yetimhanemiz de var. Garissa'da 50 kişilik bir yetimhanemiz var. Oraya intikal ediyorlar. Yani böyle bir sıkıntıyı oluşturuyorlar başta. Tutuklanma sebebi de fotoğraf değil. Yani fotoğraf olarak durduruluyor. Görünür sebep fotoğraf ama tabii, fotoğraf altında değil, farklı bir neden var. Terörle mücadele tarafından tutuklanıyoruz. Müslüman olduğumuz için olabilir mi? Orası Hristiyanların yoğunluk olduğu bir yer. Tabii, nasıl Müslümanlara karşı Hristiyanların? Başka bir şey değil. Yani ve terörle mücadele tarafından tutuklanıyoruz. Ama biz rahatız. Niye rahatız? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti merkez anlayışta oralarda olmak istiyor. Bu insanlara yardım etmek istiyor. STK'ları bu konuda destekliyor. Biz onların bu desteğini bildiğimiz için bu konuda rahatız. Yani bizim başımıza en ufak bir iş geldiğinde, hı-hı, bizim devletimiz, bizim hükümetimiz bunun arkasında duracağını biz biliyoruz. Ki olayla da tabii şahit tabii olduk. Olayla da şahit olduk. Bundan önce de ufak tefek bazı şeyler olduysa bunlara da daha önceden de şahit olduk. Ve hiçbir şekilde şeyimiz olmadı. Sıkıntımız olmadı. Beni aradığında Tamer Bey, ben Darfur şey değilim o zaman, Hartum'daydım, Sudan'ın başkenti Hartum'daydım, uçak bekliyordum. Uçağımız bizim 3'te kalkacak, 4'te de Tamer Beygin'in uçağı kalkacak. Hı-hı. İstanbul'da biz birleşeceğiz, Konya'ya da beraber intikal edecektik.
Biz uçağımızı bekliyoruz. İşte bir lokantaya gittik. Orada otururken telefon geldi. Telefon açtığımda böyle böyle oldu. Haber ettiğinde ben direkt Dışişleri Bakanı danışmanı İsmail Küçükbayrak Beyefendi'yi aradım. O da yurt dışındaymış aslında. Orada da söylemedi ama yurt dışında olsa bile abi haberimiz var. Çok yakın takip ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde inşallah çıkacaklar. Çünkü hava öyle estirildi. Yani birkaç saat içerisinde de teslim edilecek geri. Yani bu şekilde bir çalışmanın içerisinde biz bu rahat yani bu güveni artık hissediyoruz yani oradaki çalışmalarımızdan. Ha bu güveni hissetmezsek ne yaparız? Herhalde biz de çalışamayız yani. Çünkü bir devletin desteği şart. Devletin desteği olmazsa oralara ne gidilir ne çalışılır. Ama şimdi Dadaab bugün dünyanın en büyük bir mülteci kampı. Yani nüfusu tabii sayılamıyor, net rakamlar verilemiyor ama 600 bin, 700 bin rakamlara telaffuz ediliyor ve bu insanlar aç. Bu insanlar yani orada işte Somali'den bu ölüm yürüyüşü dedikleri, ölüm yolu dedikleri o yoldan geldiler, hicret ettiler ve oraya yerleştiler. Ve bu insanlar hala yemek bulma peşinde, ekmek bulma peşinde, karınlarını doyurma peşinde. Yani ölmeyecek kadar bir şey bulduklarında o insanın bayramı artık orada. Ve biz burada hem gıda olarak bir aşevi kurduk. Tıkanın bir aşevi var. Tıkanın her tarafta aşevi yok ama orada bir aşevi var. Bu aşevinden çıkan yemeklerle onlara yemek vermeye çalışıyoruz. Yetimhanemizde yetimlerimiz var, de medreselerimiz var. Böyle bir çalışma içerisinde. Yani bu insanlara sadece yemek de değil, hani balık tutmasını da öğretme çabası içerisindeyiz. Tabii bu çalışmadan mutlaka rahatsız olan birileri olacak. Kenya sıkıntılı bir bölge. Yani şunu da unutmamak gerekiyor. Mesela biz Hartum'dayız. Efendime söyleyeyim, Darfur'dayız. Darfur İslami bir devlet. Yani oradaki en üst seviyede karşılanıyoruz. En üst seviyede takdir görüyoruz. Çünkü oradaki çalışmalarımız çok takdire şayan çalışmalar olarak gösteriliyor. Vali Bey karşılıyor. VIP'ten alınıyoruz o havaalanında. Ama orada bile çarşıda, pazarda fotoğraf çekmek sıkıntılı. Orada da çektirmiyorlar. Yani Afrika'nın genelinde böyle bir sorun var. Ha fotoğrafı nerede? Biraz daha kırsal bölgede, boş bölgelerde çekilmesi gerekiyor. Afrika'nın kendine özgü bu sorunlarından ziyade işte Kenya'nın da kendine has bir daha sorunu var. Kenya biliyorsunuz Hristiyan bir devlet. Daha önce %70'i Müslüman olan ama şimdi %70'i Hristiyan olan bir devlet. Yönetim Hristiyanların elinde. Ve orası işte Müslümanlar gibi çalışan, Müslümanları yayan devlet tarafından organize edilen bu işler bir devlet. Burada belli sıkıntılar olacak. Biraz daha dikkatli, biraz daha itidalli olmaya çalışacağız. Bir daha giderken Sanırım bunlara fotoğraf biraz daha çekmezsiniz. fotoğraf çekmeyeceğiz. Çekmeyin arkadaşlar diyeceğiz. O şekilde çalışmalarımı sürdüreceğiz. Ama asla şu yok. Yani oradan geri gelelim, Pes etmek pes yok. Yani edelim. diğer yardım Yok. Bunda kuruluşlarına böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir birazcık da düşüncemiz hiçbir buradan. şekilde oluşmadı. Hatta bizimle beraber ilk defa giden gönüllü arkadaşlar da daha da bir azim oluşturdu bu. Ve hiçbir şekilde de ben şunu da hem daha Hartum'dayken öğrendim. Geldikten sonra da diğer arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda da hiçbir zaman da moralleri bozulmamış. O gözaltına alındıkları yerde bile birbirlerine şakalar yaparak vakitlerini geçirmişler. Yani çok kötü şartlarda olmasına rağmen hatta Siz dediğiniz gibi devletimize, hükümetimize güveniyoruz diye. Onlar da bunun rahatlığıyla belki de. Tabii. Hepsi bu. Belediye başkanı gelmiş, bir hasır vermiş altlarına. Hasır bile yokmuş. Diyorum ki çok rahat etmişsiniz. Hasır da almışsınız altınıza diye birbirlerimize şaka yaptık. Ama oradaki çalışmalar hiçbir şekilde aksamayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Zaten biz belki bu saatten sonra ya oradan çekilelim desek bizim etrafımızdaki gönüllülerimiz buna müsaade etmez. Biz herkesi de Dadaab kampına çalışmaya da davet ediyoruz. Orada böyle bir sıkıntı yok. Yani
şu anda öyle bir sıkıntı. Evet, şimdi asıl amacınızı ve oraya gidiş sebebinizi dilerseniz konuşalım. Kurban Bayramı öncesi gittiniz. Sudan'a gittiniz değil mi siz? Sizin ekibinizin, bir Sudan ekibinin orada neler yaptığını öğrenelim. Evet. Ardından da Kenya'ya konuşalım. Biz Sudan'a gittik. Darfur, Niyala'da bu çalışmalarımız devam ediyor. Darfur tabii 30 senedir bir iç savaş, yani Müslüman zenciler ve Müslüman Arapların birbirleriyle savaşı olmuş, kabile savaşları olmuş. Bu kabile savaşlarının neticesinde de kamplar oluşmuş. 1 milyon 250 bin kişinin kaldığı toplamda irili ufaklı kamplar var. İşte 30 bin kişinin yaşadığı, 20 bin kişinin yaşadığı, 40 bin kişinin yaşadığı kamplar var. Bu kamplar oranın kanayan yarası. Gerçekten sıkıntısı kamplar. Sudan hükümeti o kampların dağılıp tekrar işte insanların köylerine dönmesini istiyor. Şu anda savaş bitmiş durumda. İşte Rida'nın bir kardeşlik projesi adı altında bir çalışması oldu orada. Ve bu kardeşlik projesi gerçekten ses getirdi. 2006 yılında Tayyip Bey'in orayı ziyareti onlar için büyük bir moral kaynağı oldu. Çünkü bugüne kadar iki tane lider Darfur'u ziyaret etmiş. Birisi Nelson Mandela, birisi Tayyip Erdoğan. O yüzden Türkiye'ye karşı müthiş bir sempatileri var. Ve Türkiye şu anda oraya bir hastane yaptı. Hı hı. 11 bin metre kapalı alanı olan bir hastane. Bu hastanenin açılışı bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki günlerde bu ayın 16'sı gibi açılışı da gerçekleştirilecek. Hastane bitmiş durumda, start bekliyor. Ve oranın valisiyle hastanede bir görüşmemiz oldu bu gittiğimizde. Hastanede müthiş bir şekilde Türkiye'ye minnet borçlular. Artık orada her tarafta Türkiye ismi geçiyor. Rida'nın orada bir aşevi var. Aşevinde 30 okulda çalışmamız var. Ben kısaca bunları değineyim. 10 okulda da listeler hazırlandı. Yetim çocukların listeleri. 10 okulda da çalışmamız başlayacak. Bu çalışmamız şu şekilde oluyor. Okuldaki yetim çocuklar tespit ediliyor. Ve o yetim çocuklara günlük yemekleri mobil sistemle, aşevimizden çıkan sistemle veriliyor. 2450 yetime bu şekilde yemek veriyoruz. 14 Kur'an kursuna yemek veriyoruz. 1735 tane talebemiz var. Onlara yemek veriyoruz. Bunun yanında devlete bağlı Afrika Yetim Derneği var. Orada da 200 tane öğrenci var idi bize bildirdikleri. Ama şu anda oraya da yemek veriyoruz. 350 tane yetim çocuk var o dernekte de. Onların da yemeğini biz veriyoruz. Orada da iki kurban kestik biz bu gittiğimizde. Oradaki hoca elimi tuttu salmadı. Biraz konuştuk. Oradaki tercümanla dedim hani hocamız ne diyor? Minnet duygularını ifade ediyor dedi. Siz yemek vermeye başladıktan sonra yetimler artık buraya koşarak gelmeye başladı ve sayımız birden 350'ye çıktı. Ve siz 350 olduktan sonra da yani yemeği kısmadınız, kesmediniz diye söyledi. Mesela bir bu yaz tatilinde okullar açılmadan önce vali beyimizden bir ricası olmuştu. 4000 kişilik bir öğrenci gruba yemek verebilir misiniz diye 10 gün boyunca. Vereceğimizi söyledik, verebileceğimiz. Madem böyle bir ricası olmuş vali beyin, tabii verelim dedik. Verdik. Daha sonra bir teşekkür mektubu gönderdi bize. Bu mektupta şunu söylüyordu vali bey. Biz bu çocukları köylerden topladık, geldik. Liseyi bitirmişler, üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Siz yemek vermeseydiniz bunlar üniversite sınavlarına giremeyeceklerdi. Çünkü onları biz buraya getiremeyecektik. Siz yemek verdiğiniz için biz onları buraya topladık. Ve açıkta yatıyorlar zaten, açıkta kalıyorlar. Ve bunlar sizin verdiğiniz yemeklerle karınlarını doyurdular. Ve üniversite sınavlarına girdiler. Siz yaptığınızın farkında değilsiniz. Öyle bir hizmet yapıyorsunuz ki işte bu çocukların tahsil hayatlarının devamını sağladınız. Geleceklerini de kurtarıyoruz. Bu tarz çalışmalar var. Yani ben orayı şöyle değerlendiriyorum. Bir arkadaşımızın belirttiği gibi oldu o. Onun değerlendirmesi aslında. Kesme şeker nasıl bir şeker hastasına verdiğinde ayağa kalkar, gözü canlanır veya şekeri düzelir. Oysa verilen sadece masanın üzerinde duran bir kesme şekerdir. Çok bir şey ifade etmez burası için ama orası için çok şeyler ifade ediyor.
mesela biz burada 15 TL gibi bir para alıyoruz orası için yetim başı. Ama oradaki katkısı çok büyük. En büyük katkılarının bir tanesi, orada bu kardeşlik projesi adı altında başlattık. Oranın kardeşliğine büyük bir faydası oldu. Müslüman Araplar ve Müslüman zencilerin savaşıydı ya bu savaş. Onlardan kalan çocuklar bu okullara gidiyorlar ya, aynı okullara gidiyorlar. Ve oradaki yetim çocuklar birbirlerine hasmane duygular içerisinde aynı okulda. Çünkü babalar birbirlerini öldürmüş. Ama Müslüman ikisi de. Bizim yemeğimiz de aynı sofrada buluştular. Bu bir mürebbiyenin sözü bize. 8 tane buna benzer madde saymış. Buranın kardeşliği için bu çok önemliydi. Sizin verdiğiniz bu yemek böyle bir olaya vesile oldu. Mesela biz başlıyoruz. Bu okulda kaç tane eğitim var? Diyorlar ki bu okulda 50 tane eğitim var. O 50 tane eğitime yemek gitmeye başlıyor. Çok kısa bir zaman sonra bir bakıyoruz. O okuldaki eğitim sayısı 80'e çıkmış, 90'a çıkmış. Niye? İşte okula gelmeyen yetimler okula gelmeye başlamış. Yani böyle bir katkılar oluyor. Kur'an kursları orada çok sıkıntılı bir durum. Yani okullardan çok daha sıkıntılı bir vaziyette. Kur'an kurslarının Darfur'da önemi çok büyük. Kur'an kurslarından mezun olan herkes hafız oluyor. Dünyanın en fazla hafız yetiştiren bölgesi olarak gösteriliyor. Halen öyle. Daha önce Sudan'a ve Afrika'nın iç bölgelerine oradan irşatçılar, imamlar oradan yetişip gidiyor. Böyle bir özelliği var. Onun için Kur'an kurslarının da o perişanlığını göz ardı edemezdik. Oraya da şu anda 14 tane Kur'an kursuna yemek vermeye başladık. Orada da güzel çalışmalarımız var. Bu kurbanda 150 büyükbaş kurban kestik. Bunu nerelerde kestik diye soracak olursanız, bunu kamplarda kestik. O işler acısı olan kamplarda. Kamplarda 150 adet büyükbaş kurban kestik. Oraya buradaki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 10 tane su kuyusu açıldı. Onun açılışlarını yaptık. Bir haber daha geldi. 2 tane daha ilave edilmiş. Su kuyusunun sontaj yapan makine işini bitirmemişti. Hemen dedik 2 tane daha kuyusu olmayan yapalım. Yerlerde o insanlar nasıl karşılıyorlar bu ihtiyaçlarını? Yani bunu o saldırı göz önüne sermek amaçlı soruyorum. Resim, korkuyorum da aslında alacağım cevaptan. Resimler var. Çok uzak yerlerde su kuyu, yani su kuyusunun bulunduğu bir yerde. Ya o bölgeleri gidiyorlar. At arabaları dediğimiz olguyla işte bir tank yapmışlar arkaya. O tankın içine at arabası gidiyor. Tanklı bir araba. Onun içine suyu dolduruyor. Götürüyor. Su olmayan yerlere dağıtıyor. Satıyor, veriyor. Böyle bir suyu bu şekilde kısıtlı ulaştırabiliyorlar. Bir şekilde. Kısıtlı bir şekilde tabii. Okullarını okullarda açıyoruz. Hem okullarda açılınca okul yönetimi su kuyusuna sahip çıkıyor. Yani çocuklar sahip çıkıyor. Bizim yetim çalışmamız zaten okullarda. Okullarda çocuklar normalde su ihtiyaçlarını şöyle karşılıyorlar. Onun da fotoğrafları vardır belki gelmiştir. Ortada 2 tane varil. Variller küflü. Oraya eşek arabayla getirilmiş varillerin içine su konuluyor. 2 tane kap. Bütün okulun çocukları, binlerce çocuk o varilin içine daldırıyorlar. Ve oradaki suya baktığınızda normalde elinizi, yüzünüzü bile yıkamayacağınız bir hale geliyor. Bu da birçok bulaşıcı hastalıkları tabii birbirlerine geçirmelerini sağlıyor. Biz bu yüzden su kuyularını okullarda açıyoruz. Hem bölge halkı istifade ediyor, hem çocuklar temiz suya kavuşmuş oluyor. Evet, çok güzel. Evet efendim, o zaman siz de dilerseniz devam edelim. Kenya'daki yatırımlarla ilgili. Şu şeylerden de bahsedeyim ben. Su kuyuları açılışı yaptık. 217 çocuğa bayramlık giysisi, eğitim çocukları 217 çocuğa bayram kıyafetlerini giydirdik. O da güzel bir jest oldu onlar için. Güzel bir çalışma oldu. Başka? Tamam, ben bu kadar söyleyeyim. Tamam. Resim peki artık. Efendim size devam edelim. Bizim Kenya'da 3 ayrı bölgede çalışmamız var. Bu 3 ayrı bölgede çalışmamızı yürüttük. Birincisi Kakuma kampı. Kakuma kampı Kenya'nın Uganda sınırında bir kamp. Turkana bölgesi denilen çöllük bir bölge var. Bu bölgede Turkana halkı yaşıyor. Bu Turkana bölgesinin tam ortasına Birleşmiş Milletler bir kamp kurmuş.
Bu kampta işte Burundi'den, Uganda'dan, Kongo'dan, Somali'den, Sudan'dan, Cibuti'den, Eritre'den mülteciler var. Hatta Darfurlu mülteciler de vardı. 103 bin nüfus olan bir kamp. Fakat bu Turkana bölgesinin içinde kurulduğu için bunlar Müslüman insanlar, Müslüman ülkelerle herhangi bir bağlantıları kalmamış. İlk defa geçen sene KonTV ekibi ile biz oraya gittik. Hı hı. Kamp müdürüyle görüştük. Kamp müdürü bize dedi, geleceğinizi biliyorduk dedi. Allah Allah, bir haber mi oldu falan. Bir gün geleceğinizi biliyorduk dedi. Bir beklenti dedi. Var. Evet. Peki dedik, bizden daha önce Türkiye'den buraya bir yardım derneğe geldi mi dedik. Hayır, gelmedi dediler. İslam aleminden geldi mi dedik. Hayır, İslam alemine de gelen olmadı. Kamp 92'de kurulmuş. 19 yıl sonra ilk defa İslam aleminden ve Türkiye'den biz gitmişiz. Buraya da KonTV ekibi, KonTV ekibi gitti. Gitmiş olduk ve bunu da çekmiş oldu. Hatta bize belge de verdiler. Tabii hiçbir İslam ülkesinden bağlantısı kalmayınca burada Birleşmiş Milletler kontrolünde 110 tane misyoner kuruluş cirit atmış burada. Hatta papaz resimleri olan şeyler var. Okullar açmışlar, yetimhaneler açmışlar. Yani hiç insan olmadığı yerde büyük kiliseler açmışlar. Biz buraya ilk iki mescit yaptırmıştık. Bizden mescit istemişlerdi. Niye mescit istediklerini o zaman anladık. Yani bu insanlar bu kadar misyonerlik faaliyeti içerisinde yani İslami bir şey olsun istediler. Ve oraya hoparlör kurduk, ezan okulmaya başladılar. Onlar için çok önemli olduğunu fark ettik biz. Bu bayramda hem orada kurban kestik. Geçen sene 50 tane sembolik olarak kurban kesebilmiştik. Kurban bile bulamıyorsunuz, düşünün. Bu sene çok önceden müracaat yaptık. Çok önceden işe başladık. 30 tane büyük deve aldık. 20 yıl aradan sonra ilk defa bu kampta kurban kesildi dediler. Ve o kesilen kurbanları bütün kampa dağıtılmak üzere organize ettiler. Yani Konyalı hayırseverlerin, tabii bize sadece Konya'dan değil, Türkiye'den ve yurt dışından da geliyor. Öyle bir yerde kurbanları kesildi ki 20 yıl hiçbir kurbanın kesilmediği bir bölgede kurbanlar nasip oldu. Biz orada şu anda 3 tane medresemiz var. Bir tane aşevimizin açılışını yaptık. 2 tane mescidimiz var. Bu medreselerimizde hem Müslüman yetim çocuklar geldiği gibi hem de Turkana halkı, bu animiz kabile dediğimiz yerel dinlere mensup insanların çocukları da geliyor. İnşallah kısa sürede çoğunun biz Müslüman olacağını düşünüyoruz. Çünkü bölge gerçekten çok korkunç bir bölge. Yani işte kesilen derideki kalan eti bile kadınlar hemen yani biraz önce hiçbir Mehmet şey Bey kalmıyor. Anlattı. Yani kuyruğunu bile paylaşmışlar. Hayvan yani. Hiçbir şey kalmıyor. Yani bu kadar. Yani hem oradaki Müslüman halk işte 15 günde 2,5 kilo un veriyor Birleşmiş Milletler. İşte 15 gün sonra 2,5 kilo mısır veriyor. Sadece verilen bu. Ve bu insanlar günlük 1 dolara kampın dışına çalışmaya gidiyorlar. Yövmiyeleri sadece 1 dolar. Bunda iş bulmak zaten çok kolay değil. Kampta 103 bin insan yaşıyor. Unutulmuş, terk edilmiş bir kamp. Ama inşallah KonTV'mizin geçen seneki yayınından sonra buradaki çalışmalarımız daha da genişledi. Burada yaklaşık yani 2000'e yakın yetim ve Turkanalı çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki medrese ve şey çalışmalarımız devam ediyor. Biz ilk bu bölgeye gittik ve bu bölgede kurbanlarımızı kestik. Aşevi de açtık burada bir tane. Yani bizim genel yaklaşımımız şu: yetim ve Turkanalı çocukları topluyoruz. Medreselerimizde eğitim görüyorlar. Aşevimizden de bu eğitim gören çocuklara yemek gönderiyoruz. Burada da hocalarımız var. Burada da büyük bir kadromuz var. İnşallah Kakuma kampındaki çalışmamız daha da büyüyecek. Biz ilk burada kurbanı kestik. Sonra Nairobi'ye döndük. Nairobi'den tekrar Dadaab kampına geçtik. Dadaab kampında bizim yaklaşık 2000'e yakın yetim çocuğumuz var. Burada medreselerimiz ve aşevlerimiz var. Burada 1000 tanesi kendi yetim çocuklarımızdan olmak üzere büyük bir sünnet organizasyonu gerçekleştirmek için gitmiştik. Hem kurban keselim, hem yetimlerimize bakalım, hem de büyük bir sünnet organizasyonu gerçekleştirelim. Fakat kampta sandalye bile bulunamadı. Yani
Çok zor şartlar altında arkadaşlar çalıştılar. Yani 550'ye yakın çocuğu ancak sünnet edebildik. Ama inşallah Mayıs ayında tekrar bölgeye gideceğiz. Büyük kurban organizasyonumuzu esas burada gerçekleştirdik. Burada çok fazla sayıda kurban kesildi. Hı hı. Aynı zamanda bizimle beraber Verener Derneği de gelmişti. Ve Kayseri'den bir Osman abimiz var. Almanya'da bir yardım derneğini temsil ediyor. O da bizle beraberdi. Hep beraber burada bir büyük bir çalışma yapıldı. 2000'e yakın çoğu yetim çocuk olmak üzere elbise dağıtımı gerçekleştirdik. Hem sünnet çocuklarımıza bunları verdik. 2000'e yakın elbise dağıtıldı. Buradan sonraki çalışmamız da Garissa bölgesinde. Garissa bölgesi oranın şartlarında büyük bir şehir. Burada 50 tane yetim çocuğumuzun sürekli ve düzenli kaldığı bir yetimhanemiz var. İşte yaşları 8 ile 12 arasında değişen özel üniversite için yetiştirdiğimiz çocuklar. Burada oradaki en iyi okula, hatta paralı okula gönderiyoruz. Bu çocuklar üzerine ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın yarıdan fazlası okulda çok başarılı. Hatta okul birincisi, sınıf birincisi olan çocuklarımız var. Bunları üniversiteye kadar taşımak istiyoruz. Çünkü Afrika'daki problemi dışarıdan yardımlarla çok uzun süre götürmek mümkün değil. Bu çok rantabil de değil, mantıklı da değil. Yapılan kısa vadeli ancak yardım çalışmaları geçicidir. Daha kalıcı şeylerin yapılması biz gerekiyor. Orta ve uzun vadede bölgedeki sıkıntıyı giderebilecek bölgenin kendinden yetiştirilmiş, okumuş, eğitimli insanların ancak bölgeye orta ve uzun vadede büyük bir katkı vereceğini düşünüyoruz. O yüzden tabanda çok büyük bir yetim şeyimiz var. Ama piramit gibi düşünün, gitgide yukarı doğru giden daha zekilerinin, yetenekleri çocuklarının seçilerek üniversiteye kadar taşındı. Hatta ülkemize kadar getirilip burada eğitim gördükten sonra bölgeye gönderileceği bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. O projede hangi noktaya yenildi? Yani şu anda tabanda büyük bir yetim çalışmamız devam ediyor. Darfur bölgesinde üniversiteye giden yetimlerimizle alakalı burs çalışmalarımız bitmek üzere. Bölgedeki çocukları mesela Darfur bölgesinde büyük bir yetimhane yaptırıyoruz şu anda. Yani bir kompleks niteliğinde sadece yetimlerin kaldığı işte derslikleriyle, mescidiyle, misafirhanesiyle, dernek binalarıyla büyük bir kompleks niteliğinde. Bu tabandaki bu zeki çocuklardan buralarda toplayıp yatırım yapacağımız, lider insanlar olarak yetiştireceğimiz insanlara doğru bu piramidi oluşturmaya çalışıyoruz. Peki efendim, son kez de affedersiniz sözümüzü kestim ama yetim projenizi konuşalım çünkü programımız bitmek üzere. Buradan izleyicilerimize bir duyuralım. Çok cüz'i miktarlarla yardım yapabilirler ve her yerde ücretler aynı değil. Sanırım bölgelere, ülkelere göre değişiyor. Onu bir hatırlatalım. Ya biz ilk Darfur'da bir yetimin bir aylık masrafının, yemek masrafının sadece 15 lira olduğunu Sudan Darfur'da 15 lira olarak tespit ettik. Hatta bazı kişiler soruyorlar, ya bu 15 lira çok düşük ama biz bu 15 liradan bu, özellikle yetim alan arkadaşlar, kardeşler, adak ve akikalar da veriyorlar bol miktarda. Onların da şeyiyle bu Kur'an kurslarına da oradan yemek veriyoruz. Yani her bir yetim ailesi akikasını, kurbanını, adağını buralara veriyor. Aşevinde çok büyük bir bereket hasıl olmuş oluyor. Bu 14 Kur'an kursunun şehit sadece bu fazlalıklardan sağlanıyor. Tabii bölgenin şartları Türkiye gibi kıyaslamak mümkün değil. Türkiye'de bir oturuşta belki 15 liradan fazla yersiniz ama o bölgede insanlar açlıktan düşüp bayılan bir sürü çocuğun olduğu bir yerden bahsediyoruz. Biz 15 lira olunca buradaki çocuklar bile bu parayı öder dedik ve oradaki yetim çocuklarla buradaki çocukları, anneleri, iş adamlarını kardeş yapalım dedik. Hı hı. Şimdi 15-20 tane yetime bakan iş adamlarımız var. Daha fazla yetime bakanlar çok var. Güzel. 3-4 kadın birleşip baktıkları bir yetim var. Bu gün kuranlar var. Hı hı. Yani yetime bakıyorlar. 3-4 çocuk birleşiyor bir yetime bakıyor. Oradaki yetimlerle ülkemizdeki çocukları ve insanları kardeş yapıyoruz. Zaten şeyimiz bu.
O yüzden düzenli ve sürekli yardım oluyor. Yani biz bir kere gidip gelmiyoruz. 365 gün, 24 saat bölgede düzenli yemek veriyoruz ve düzenli bu çocukların eğitimine katkı veriyoruz. Bunun sebebi de bu kardeşliktir. Yani herkesin orada bir kardeşi var. Hatta Somali'de en son iki bayan birazcık da herhalde çok da mutmain olmamışlar. Bizim yetimlerimizle fotoğraf çektirin demişler. Yetimlerini bulduk ve fotoğraf çektirdik. Herkesin orada baktığı kendi bir yetimi var. Zaten rakamlar çok cüzi. Mesela Somali'de 25 lira. Tabii Somali'de birazcık da fazla veriyoruz. Ailelerine de götürüyorlar yemekleri. Orada 25 lira. Tabanda böyle bir kardeşlik köprüsüyle oluşturulmuş binlerce yetimimiz olsun istiyoruz. Çünkü ulaşılabilen her bir yetim, mesela bize Darfur'da şunu söylediler. Sizin bu çalışmanız burada çok önemli. Siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Eskiden burada kız çocukları dilenirlerdi. Siz bu yemeğe verdikten sonra hiçbir kız dilenmedi. Hiçbir yetimimiz dilenmedi. Dilenirlerken de istismara uğruyorlardı. Sizin buradaki verdiğiniz yemek o kadar önemli ki diyorlar. Yani düşünün, yani bir kız çocuğunu dilenmekten kurtarıyorsunuz. Yani Belki de programın hayatını başından kurtarıyorsunuz. beri Mehmet Bey de bahsetti. Bir yemekle ne kadar çok katkı sağladığınızı, farklı noktalarda katkı sağladığınızı anlamış olduk böylece. Evet. Yani biz tabanda bu kardeşlik köprüsüyle binlerce yetim olsun istiyoruz. Evet efendim. Ben Peki de Mehmet Bey, son sizden de son olarak, sözlerinizi son alalım ve söz son bitirelim efendim. olarak, herhalde vaktimiz geldi. Evet. Ben bir yetim sayılarını vermek istiyorum. Niyala'da okullarda 2450 adet yetimimiz var. Kur'an kurslarında 1735 öğrenciye yemek veriyoruz. Bunların 300 yetim, diğerleri değil. Afrika Yetim Derneği'nde devlete ait olan bir dernek. Oraya 350 kişilik yetime yemek veriyoruz. Dadaab kampında da 2000, değil mi? 2000, 2000 yetimimiz var. Bunların hem eğitimini hem yemeğini veriyoruz. Kakuma kampında da aşevimizi yeni açtık. Orada da 500'ü animist dinlerden, farklı dinlerden, oranın yerel dinlerinden, Afrika'nın geleneklerine, göreneklerine olan yerel dinlere mensup olan çocuk ve 800 tane Müslüman çocuğa yemek veriyoruz. Bunların hepsi yedi. Toplamda 8.000 civarında veya 8.000'e yakın çocuğa yemek veriliyor. Yemek çıkıyor aşevlerimizden. Bu gayet bizim bile neredeyse hayal edemeyeceğimiz rakamlardı. Biz bile düşünmüyoruz. Ha, şunu da söylemek istiyorum ben en son. Burası gönüllülerden oluşan bir dernek. Hedefimiz de şu kadar olsun, bu kadar olsun değil. Allah'ın takdiriyle bu sayılara ulaşılıyor. Katkı sağlandıkça, bize bir şeyler geldikçe elimizde olanı oradaki yetimlere veriyoruz. Tabii bunun için, yani yanında da ben yurt içi yetimlerden de bahsetmek istiyorum. 820 tane yurt içinde yetimimiz var. Konya'da mı? Konya'da ağırlıkta. Gönüllü öğretmenler vasıtasıyla biz bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmanın bir bereketi de bu işe gönül veren bir gönüllü öğretmenler ordusu oluştu şu anda. Onlar, kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük katkıları da oluyor. Buradaki bunlardan 220 kadarı, 200 kadarı bizden şey almıyor. Yardım almıyor. İhtiyacımız yok diyorlar. Ama biz onlarla yine muhabbetimizi, öğretmenlerimiz diyaloglarını şey yapıyorlar. Devam ettiriyorlar. Çünkü neticede yetimdir. Eğitimin bir başının okşanmasına ihtiyacı vardır. Bir şefkate ihtiyacı vardır. Usturuyla hareket ediyoruz orada. Diğer çocuklara hem hayır marketimizden gıdalarını veriyoruz ailelerine, ihtiyaçlı olanlara. Çocuklara da 25 TL kantin yardımı O yapıyoruz. hayır marketi de aslında konuşmak istiyordum ama Evet, zamanımız kalmadı. zamanımız. Hayır market belli bir yerde Tabii. açılıyor. Herkes oradan gelip ihtiyaçlarını alabiliyor mu, yoksa sizin tespit ettiğiniz fakirler, ihtiyaç Tabii sahipleri mi? bizim tespit ettiğimiz, yani bize müracaatta bulunuyorlar. Biz de genelde yetim merkezli olduğumuz için ağırlıkta olan yine bu ihtiyaçlı olan insanlar da yetim aileler Bir oluyor. alışveriş merkezinden alışveriş Hayır, yapar gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. kendimize ait olan hayır Tabii anladım. marketimiz, kendimize ait olan hayır marketimizden de belirliyoruz. Aylık belirlenen miktar Yani gelmiyor. belli bir miktar Kıyafet, var. yiyecek, Anladım. istediklerini oradan temin ediyorlar, Peki. alıyorlar.
Peki efendim, çok çok teşekkür Çok ediyorum sağ katıldığınız için. Ben teşekkür Gerçekten ne mutlu sizlere, ederim. ne mutlu bu yardımları yapanlara. Tabii oradaki Tabii. kardeşlerimize de, Müslüman kardeşlerimizin bu durumdan kurtulmalarını bir an önce Allah'tan temenni ediyoruz. Evet. İnşallah her şey çok daha güzel olur efendim. Teşekkür Sağ olun, ederim. ayaklarınıza Çok sağ olun. sağlık. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Rida İnsani Yardım Derneği'nden Rida Der Başkanı Mehmet Şahin ve Başkan Yardımcısı Tamer Kalender Beyefendiler program konuklarımdı. Kenya'da bir tutuklanma olayı yaşanmışlardı. Bunu konuştuk ve Rida Der'in çalışmalarından bahsettik. Efendim haftaya yine aynı gün aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.